Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz hazırlandık. Ali'yi okuldan almaya gidiyoruz. Annem Zeynep'le birlikte evde kaldı. Biz aslında erken çıkacaktık evden ama benim ufak tefek işlerim vardı evde. O yüzden yine Ali'yi alıp öyle gideceğiz. İngiliz Home'a gideceğiz. 10 gün önce, bu hasta olmadan önce, daha da önce hatta biz şey gördük orada, saksı gördük hasırda, indirimdeydi. Onlar acaba var mı hala? Onlara bakacağız. Evet. Aa, elektrik odasında sıkıntı var galiba. Bak, tamir yapılıyor. Masken nerede? Cebimde. Cebimde. Evet, gidiyoruz Ali'yi okuldan almaya. 15 dakikası falan var çıkmak için. Evet arkadaşlar, Ali'yi okuldan aldık. Şimdi gidiyoruz AVM'ye. Murat da arkadaşıyla konuşuyor. Telefonda konuşa geliyor. Hı? Söyle bakalım, gel bakalım. Ablalar, teyzeler. Ablalar, teyzeler. Evet. Bir tane kitap vardı. Fındık Nefesi. Bazı kişiler bilebilir. Dördüncü kitabı. Onun sınavdan, onun sınavı olduk bugün. Ondan 100 aldım. Aferin ya. Şimdi herkes sana zaten aferin diyecek. Ondan cuma günü oyun alanına geleceğiz. Evet, hak ettin sen. Aferin. HES kodlarını çıkaralım. Maskeleri takalım. Takılı zaten. Dur, yavaş kapıya. Çok güzel, boş şu an AVM. Hafta içi olunca böyle boş oluyor. Işıl ışıl süslemişler her yeri. Buraya da yılbaşı temalı sergi kurulmuş. Kaçıncı sınıfmış? Beşinci sınıfların. Ne kadar güzel şeyler çizmişler Ali. Harika. Yeni yıl sergisiymiş. Bak, kardan adamın güzelliğine. 5A, 5D. Çok güzel. Gel bakalım. Hadi gelin bakalım, gidelim İngiliz Home'a. Nerede? Bak, bak, buraya da hep hediye gelmiş senin çiçeklerden. Bak, mağazalara dışarı koymuşlar. Evet. Bunlar açılışta hediye gelmiş. Müdüre falan filan. Onlar da dışarıya koymuşlar böyle. Burada da var bir tane. Güzel yeşillik, güzel hava katıyor. Evet, eve shop'tan çıktım şimdi arkadaşlar. İndirim varmış. Rolonlarda bir alana bir bedava. Ay, bir alana bir bedava diyorum ya. İki tane alırsan 25 lira, 35 liralık. Bedava yok artık, kimse bedava bir şey vermiyor. Eskiden aynen de aldık şimdi. Bir de 8 lirada puan yüklendi ilk alışveriş özel. Şimdi geldik İngiliz Home'a işte. Bakalım saksılara. Geçen geldiğimizde gördük hasır bir şeyler, sepetler mepetler ama çocuklardan işte gezemedik böyle şey diye. Aman kırılacak edilecek bir şeyler diye korktum. Kulağımın içi koptu. He, takarız annem yine. Aa, olmaz. Ha, yok, ona da olmaz ya. 30 santim olmalı. Evet. Bunlar varmış da bunlar da olmaz. 250 liradan 125'e düşmüş. Evet, aradığımız saksıyı bulamadık arkadaşlar. İngiliz Home'dan çıktık şimdi. Bu kata hiç bakmadık, şöyle bir dolaşmadık. Bir bakalım dedik, başka belki o tarz bir şeyler satan yerler vardı, dükkanlar. Armine varmış. Şurada bir kıyafet mağazası var. Burada damat var. Başka? Yok. Panço, çocuk giyim var. Panço var. Yok.
Evet, şimdi kırtasiyeye geldik. Bakıyoruz. Murat bir şey beğenmiş de buradan ona bakıyor. Bayılıyorum şu kalemlere ya. Nasıl güzeller. Şu kırmızı kalemler. Şu değişik değişik kalem tıraşlar. Silgiler. Şu kalemler de ne kadar pahalanmış. Arkadaşlar şimdi oyun oynayacaklar Ali ile Murat. Tamam bin hadi buna. Oynayın bunu. Çok eğlenceli. Hadi açıyoruz. Açıyor Ali. Toplar gelince hemen al vur şeylere. Ne bunlar? Ooo Ali harikasın. Hadi hadi. Ticket kazandılar ya. O ticketleri karta yükleyeceklermiş. Daha sonra da şey yapacaklar. Puanları biriktirip hediye alabiliyormuş. Kartı tut dedi. Bak şurayı. No ne points diyor. Keşke kıza yaptırsaydım. Evet Ali oyundan 6 puan aldı. Onu da karta yükledik. Gidiyoruz şimdi. Bir daha ama oyunu oynamak istemiyorum. Niye? Çok eğlenceliydi. Aa Murat. Esiva'nın da home bölümü var. Esiva home diye. Burada var mı acaba? Yok galiba. Bence arkadaşlar alışverişimi hemen göstereyim. Sizlerle biz eve geldik. İngiliz Home'dan şu bardaklardan aldık. 2 tane %50 indirim vardı. Kırmızısı benim, yeşili Murat'ın. Kocaman bir de boyutları. İnce seramiği de çok hoşumuza gitti. Sonra bunlar da 25 liraydı. 2 tane alırsan da 8 puan yükleniyor. 8 lira yükleniyor. Bir dahaki alışverişte kullanabiliyormuşsun onu. Kokusu çok güzeldi bu Fresh Natural'in. Bu da Powder Touch diyor. Pudralı falan herhalde. 48 saat koruma falan diyor. Uzun süre ferahlık. 2 tane bunlardan aldım. Sonra mayonez aldım. Şöyle sarımsaklı. Murat bir tane Nutella aldı. Ali şöyle noodle aldı. Çok seviyor bunları. Sonra Berk'in bergamotlu çayını aldık. 14 lira mı 13 lira mı neydi bu uygundu fiyatı. 500 gramı. Sonra bir tane şundan aldık. Akşam film izlerken falan böyle yiyoruz Murat'la. Bir de şundan aldık. Eve Shop'tan da sanırım bu da. Şu rolonları aldığımız yerde 3,5 lira kasanın orada indirimdeydi. Ya normal fiyatıydı, indirimde değil de 3,5 mu 3,70 mi neydi işte. İçerisinde böyle şekerler varmış. Portakal aldım Bim'den. Bunu şey için aldık. Klasik şekersiz tavuk, çıtır tavuk için aldı. 2 tane de susamlı ekmek aldık. Alışverişimiz bu kadardı. Yine 200 liraya bir saksı için gittik. 200 lira bırakıp geldik. Evet arkadaşlar yeni bardaklarımda şöyle bir kahve sunumu yapalım. Değil mi? Şöyle Nescafe yapacağım. Çok güzel ya, çok beğendim. Bardak çok seviyorum. Murat diyor bardak fetiş diyor bana. Bu kadar bardak seven görmedim diyor ama illaki aramızda vardır öyle bayanlar değil mi? Kupa bardak özellikle çok seviyorum. Dur kızım kahve anneciğim onlar. Tam da duble boy böyle. Tam bize göre. Dur kızım. Ya insanı görünce böyle hepsini alası geliyor. Elleme elleme. Hayır. Öyle yapılmaz. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Şimdi kahvelerimizi sıcak sıcak içelim. Keklerimizi de yiyelim. Arkadaşlar fırında karnabahar yapacağım bugün. Beşamel soslu. Karnabaharlarımızı haşladık. Şimdi ocağımızın altını açalım. Tereyağımızı eritelim. Şöyle bir parça tereyağı aldım tencereye. Beşamel sos yapacağım. Onun için 3 kaşık un, böyle tereyağı, göz kararı koydum tereyağını. Bir de süt lazım.
Şimdi 1, 2, 3 kaşık unumuzu kavuruyoruz. Şimdi 2 bardak da süt ekliyorum. Evet, beşamel sosumuz koyulaşmaya başladı. Şöyle şu borcamda yapacağım. Evet, şimdi karnabaharımın üzerine aslında tuzlu suda haşladım ama birazcık da şöyle üzerine tuz serpeyim. Küçük küçük parçalara böldüm. Evet arkadaşlar, geçen içli köfteden kalan ve diğer tarafta kalan kıymayı ben buzluğa atmıştım. Şimdi üzerine bu kıymayı döküyorum. Siz kıyma koymasanız da olur ama kıymalı harçla da gayet güzel, lezzetli oluyor. Şöyle yaydıralım her tarafına. Soğan, karabiber, tuz, böyle kavurduğunuz bir kıymayı, hazırladığınız kıymayı da üzerine böyle döşeyebilirsiniz. Şimdi beşamel sosu üzerine döküyoruz. Çok lezzetli bir tarif. Daha önce de denemiştim. Karnabahar sevmeyenlere bile sevdirir. Böyle güzel bir tarif oluyor. Şöyle şuraya da birazcık tuz serpelim. Kıymalı harcımın zaten tuzu vardı. Şimdi doğru fırına yolluyoruz. 180 derecede. Fırından çıkmadan da üzerine kaşar peyniri döküyoruz. Hadi bakalım doğru fırına. Arkadaşlar, Zeynep için de şöyle fırına karnabahar, patates ve havuç sürdüm. Tuz, biraz da kırmızı baharat koydum. İşte harmanlayıp direkt alt tarafta da bunu pişireceğim. O da böyle sebze yesin. Patates zaten çok seviyor. Karnabahar, havuç da yerse yer artık. Evet, fırına sürdüm. İkisi birlikte pişsin bakalım. Başladı. Tamam. Arkadaşlar, sebzeler fırından çıktı. Şimdi Zeynep'e vereceğim. Afiyetle yesin bakalım. Yumuşamışlar iyice. Hatta biraz arttı. Murat'la Ali'nin de tabağına koydum böyle. Onlar da istedi. Şöyle patates, havuç, karnabahar. Yanına da şimdi beşamel soslu karnabaharı koyacağım bize. O şekilde yiyeceğiz bakalım. Götür anneciğim bunu. Sofra bezini... Evet arkadaşlar, nar gibi kızarmış, mis gibi kokular sardı. Şu sebzeleri tattırdım şimdi Murat'la Ali'ye, bayıldılar tadına. Ben bir de karnabahar. Ama bunu yapana kadar şimdi bana o kadar söylendiler ki, karnabahar öyle yemeyiz biz. Biz dedi yumurtaya bulayıp kızartmasını yeriz. Dedim ki geçen gün sizin istediğiniz gibi yedik. Bu sefer de benim istediğim gibi yapalım dedim. Hayır dedim, ben belirledim dedim. Bayağı bir inatlaştık şu yemeği yapmak için. Ama şimdi bayılacaklar tadına. Daha buradan bir tane karnabahar aldı. İkisi bayıldı tadına. Böyle de çok güzel oluyormuş dediler hatta. Buna çok azıcık sıvı yağ. Ondan sonra kırmızı tatlı toz biber ve tuz gezdirdim. Yani ona bile bayıldılar. Düşünün, Aliş'e bakın. Anasının oğlu acı biberleri dizmiş oraya.
Şimdi hemen dilimleyip servis edelim bakalım. Çok güzel. Şöyle ucundan Ali'ye kestim ve koydum. Şimdi şöyle spatulayla koyuyorum. Dağılıyor birazcık ama yapacak bir şey yok. Kalıp gibi yapmak için birazcık yayvan tepside yapmam lazımdı. Bunu borcamlarda hep kocaman olduğu için mecbur bunda yaptım. Şimdi Murat'a da hemen bir dilim çıkarayım. Sonra bana. Hayır, kurumadı daha. Hayır. Evet arkadaşlar, çocukları yıkadım. Zeynep'i, Ali'yi, ikisini mis gibi oldular. Banyoları toparladım. Şimdi giydirdim onları bir de. Şimdi Zeynoş'un saçlarını öreceğiz bakalım. Değil mi Zeynep? Hadi örelim. Sen bana küçük lastik tokalar bul buradan. Ben de öreyim, tamam mı? Evet bak, buldu bir tane. Nasıl buldun? Nasıl buldun? Onu da buldum. Bunlardan değil ama. Ama oya doktor, sonra bayrama gideceğiz. Bayrama gideceğiz. Evet. Sana her gün bayram maşallah. Allah'ım Allah'ım, bu ne güzellik Allah'ım. Sen şimdi yıkandın mı? Gıdık güzel koktu mu? Hadi gıdık. Diyor ki az önce, niye ne dedin sen ona? Ne dedin desene Murat. Ne dedin ona az önce sen? Ne güzel. Aynaya bak. Allah'ım ya. Ne dedin Murat sen az önce ona? Ne dedi? Ne güzel koktun mu? Sabun mu? Sabun kokuyorum. Sabun mu? Ne dedi? Ne dedi? Unuttum ki. Sen neden güzel koktun? Dön bakalım bir saçların. Allah'ım şunun tatlılığına. Kafada örülmedik, saç bırakmadık. Hepsini ördük. Tokamız bitmiş. Bir milyoncudan şu ince lastiklerden almamız lazım. Şunlardan kullandım. Anneciğim onlar kısa kalmış. Niye onlar öyle biliyor musun? Sakız yapıştırmışsın oraya. O sakızları mecbur kesmek zorunda kaldık. Böyle kırt 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 makasla. O yüzden oradaki saçın kısa kalmış. Anladın mı? Hayır, arkaya doğru, arkaya doğru yatıracaksın. Bana bak bakalım şimdi. Bana ne, bana ne? Bir dön, saçların savrulsun bakalım. Ben öyle istiyorum. Nasıl istiyorsun? Hayır, önden çok güzel duruyor şimdi. Arkayı boş ver. Şimdi yarın bütün hepsini sökeceğiz. Kıvırcık kıvırcık olacak saçların. Tamam mı? Çok güzel olacaksın. Sökemek, tökemek, uzacak, uzacak. Uzacak, uzacak. Yerlere kadar uzacak saçların. Uzacak. Evet. Bak unuttuk bu sefer duş öncesi Hindistan cevizi yağı sürmeyi. Çabuk uzasın diye saçlarına sürüyorum. Sakın açma. Çok ağlarım. Bunlara hep sakız yapıştırdın. Mecbur öyle kaldı. Yapacak hiçbir şey yok. Koş, koş babaya baksın. Şunun güzelliğine. Şunun güzelliğine. Kafaya. Kafaya bak ya. Çirkin. Hareketlere. Zeynep'e dedim kapının önünde çıkart üstünü dedim. Ondan sonra gir banyoya. Bak çıkartmış buraya. Dediğim gibi. Her şeyini şimdi onları da ayıklayıp makineye atalım bakalım. Hayır öyle yapılmaz. Gel bakalım buraya. Gel bakalım abi ne yapıyor. Gel bakalım buraya. Odayı da topladık. Güzelce oyuncakları topladık. Ondan sonra Aliş'in çalışma masasını, kalem kutusunu, kalemlerini, her şeyi ayıkladım buralara. Çöpe attım ıvır zıvırları. Tam o kadar da bağırılmaz. O kadar da olmaz. Hadi ödev yap şimdi, otur. Heh, çok büyümüş. Çok büyümüş teyze, ödev yapıyor şimdi. Şuna bak ya. Zeynep 2 daha kaç? 26. 26 mı? 4. Böyle gösteriyor, sana kopya veriyoruz. Yap bakalım. Bak kalemlerin kapağını açıp sakın atmıyorsun. Tamam. Bunu da mutfağa çekmeceye koyacağım. Ne zamandır?
4 4 daha kaç? 8 de Zeynep. 8. 8. Bravo. Alkış Zeynep'e. Oy. Saçları, saçı şunlardan. Kısacık. Bunları hep sakız yapıştırdı. Sen var ya sen. Altın sarısı. Mis kokulum. At yaptım kendime. At yapmış. Yuvarlak yap bakalım. Yuvarlak nasıl yapıyorsun? Yap bakalım. Yap bakalım. Hadi yuvarlak yap. Yuvarlak bir top yap. Tamam. Tamam. Hadi. Yuvarlak yuvarlak. Küçük bir yuvarlak top yap. Aa, kocaman yapıyorsun. Ama ben bilmiyorum. Öğrenirsin. Bak böyle. Bak. Böyle ne güzel şeyler yapıyordun ya sen. Unuttun mu? Evet. Kalemi güzel tut. Böyle böyle tutuyordun ya. Kalemi hiç böyle tutmuyordun sen ya. Niye öyle oldu? Heh, öyle tutuyordu. Şimdi bilerek. Bak ne güzel oldu. Bir daha yap. Sen çok seviyordun. Ben çok seviyordum. Böyle ona yuvarlak yaptırıyorum. Bir de içini rengarenk boyattırıyorum. Sayfada böyle bir sürü yuvarlak renkler oluyor. Çok güzel. Bebek. Bilmeden attım. Eyvah. Şimdi bu işinden alacağım seni, alacak götürecek seni babaannenin yanına. Tamam. Hadi. Gene sor, bu sefer bileceğim. Evet. Ama şimdi görme. Görmüyorum, bakmıyorum. Ay, çocuğum. Tam bakmıyorum. Ya bakma çocuğum, bakma. Oya bakma çocuğum, oya bak, oya. Bisma altım yedi mi? Kedit mi çaya? 8. Ay bizim çocuğum sen kazandın. Aferin çocuğum, ben kazandım. Evet. Oya kore. Baba kazandı mı? Olmaz. Bu çok yiyemez. Ali? Ali? Ali kazandı mı? Olmaz. Bu da yiyemez. Anne? Olmaz. Anne? Olmaz. Ben de mi yaramazım? Olmaz. Ben kazandım ya. Evet. He? Kazandın. Ben çok akıllıyım değil mi? Hadi sor bakalım. Hangimiz bilecek? Bilmiyorum artık. Evet, baba bilemiyor artık. Hadi bakalım. Sor. Şimdi söylüyorum. 6. Doğru mu? Dur. 7 mi söyle? 26. Bilmedin 6. Kazanamadı. Evet. Onun paya yok. Ona paya yok. Evet. Ben onun paya var. Tamam. Çocukları yatırdık. Şimdi çay keyfi yapıyoruz. Murat'a böyle bir krem falan koydum. Çay koydum. Bitirdi çayını. Ben de karnabahar suyu içiyorum böyle. Dolu dolu bir bardak. Videomuzu da artık burada sonlandıralım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.